Hello surprise glitter glob. Kardan adam yapalım, burnuna havuç takalım. Kardan kızın gövdesi eksik. Bu videoda onu tamamlayacağız. Yani bu videoda pets açıyoruz. Hello surprise winter disco fluffy pets. Daha önce açtığımız petslerden çok çok farklıymış. Açalım o zaman, hep birlikte görelim. Görenleriniz var mı arkadaşlarım? Nasıl bir şey, neye benziyor? Fluffy pets'in fermuar tutacağı da disco topu şeklinde. Fermuarı açalım. Bakalım sonuna kadar. Açtım. Şimdi mesajımızı görelim. Buzda karlı bir dağ var. Üzerinde de bulutlar var. Aşağı doğru bir ok var. Bekleyemedim. Size hemen gördüklerimi söyledim. Şimdi sizler şöyle dikkatlice bakın. Mesaj sticker'ımı inceleyin. Ve bana bu şifreyi açıklayın. Going down the slopes. Dağdan düşer misin demek istiyor acaba? Dağın zirvesinde de bir bayrak var. Arkadaşlar, mesajın anlamını çok merak ettim. Lütfen beni aydınlatın canlarım. Şimdi ikinci fermuarım. Evet, az fermuar koymuşlar bu seriye. Ablalarda da öyleydi. Lillerde de. Sizlerde de öyleymiş. Önceki serilerde böyle olmuyordu. Ablalar da 7 katman oluyordu. Bakalım petsimiz nasıl bir şeymiş. Kristal disko topu mu? Böyle jelatinsiz paketi haliyle çevirmek çok eğlenceli. Lillerde olmayan ama ablalarda olan bir özellik bunda da var. Evet, işte bildiniz. Kar küresi yapabileceğimiz harika bir fanusumuz olacak. Fanusa ulaşmak için önce güvenlik bandını çıkartıyorum. Evet arkadaşlarım, çok detaycı olduğunuzu biliyorum. Neden burada iki tane glitter globe var? Bir taneydi. Onu da size çekilişle gönderecektim. Ama açtığım ilk winter disco beni çok etkilemişti. Bir tane daha açmak istemiştim. Sizler canlarım benim, iyi niyetinizle bana demiştiniz ki Gül abla bizimkini aç. Çekiliş yapacağın zaman bize yenisini alırsın demiştiniz ama ben yine kıyamadım. O sizin hakkınız, sizin kısmetiniz olduğu için onu size saklıyorum. Şimdi çekilişe katılım koşulları neydi? Açıklamalar bölümünde iki tane Instagram linki göreceksiniz. O hesaplar 50.000 takipçiye ulaştığı gün Winter Disco serisinden Glitter Globe size gidecek. 50.000 takipçiye ulaştığımız gün çekilişimiz sonlanmış olacak. Önce kar küremizin tıpasını açıyorum ve kar küremizi hazırlıyorum. Fanusun arasındaki boşluğu doldurana kadar suyu içeri gönderiyorum. Evet, kar küremi hazırladım. Bu benim için yeterli. Kar küremin içini tamamen suyla doldurdum. Küremi salladığım zaman ışıltılı pırıltılı simler harika görünüyor. Şimdi kar fanusumu açıyorum. Artık petsime ulaşmak için daha fazla beklemiyorum. Fanusum hazır. Petsimizi görelim. Bu güzel fanusu süsleyecek olan petsim acaba hangisi? Birazdan kataloğu göreceğiz. Evet, kardan adamımızın göbeğini bugün tamamlamış olacağız. Buzdacığım, hemen favori petsini istiyorum. Wow! Favorim Bonita Burrito. Favorim Sex and Spani. Ama anne, Bonita Burrito'ya bakar mısın? Ablası da zaten favorimizdi. Wow! Eşek bu. Eşek mi? Eşek. Evet, eşek. Eşek, evet. Bonita Burrito. Bu senin eşek favori hayvanıymış. Bak, Recep'e de varmış burada. Wow. Precious Meal. Vakay Nami'ye de çok tatlı. Vakay babayın petsi. Go Go Girls'ın petsi. Kitty 500. Neden isimlerini böyle bağdaştırmamışlar ki bu seçim? Benzetiyoruz. Bak, biz, evet, biz de benzetiyoruz yani. Sence? Bunny. Bunny Crystal Bunny. 24 ayar altın bebekle kardeşim, evet, petsi. Evet. Kataloğu şöyle yakından gösteriyorum ve bütün petsleri bulmak umuduyla. Hadi hep birlikte ilk favori petsimizi seçelim. Favorimi yeniliyorum. Evet. Vay canına. Benzer değiller mi? Çok benzerler. Popstagram'mış. Bence bu kahkülündeki bombe. Bunda da var. Ve 24 ayar altınmış. Bu da 24 ayar altın serisinden çıktı. Saçların dibindeki ombre. Özelmiş zaten. Evet. Bu tavşan, bu da bence kedi. Ama bak, kulakların içi de pembe. Arkadaşlar, biraz şaşkın olduğumu fark ettiniz, öyle değil mi? Önce bu benzerliği açıklamanızı istiyorum. Sonra da favori petsinizi yazmanızı istiyorum. Ekranı durdurup isimlerine yakından bakabilirsiniz. Benim favorim Huiti Kuiti. Bu senin favorisi de eşek. Şimdi sürpriz poşetlerimize bakalım. Çok heyecanlıyım. Acaba yine pabuç mu çıkacak? Bazı petler sahipleri için pabuç getiriyor. Bu sefer bir tokka. Ne? Nasıl yani? Yine? Nasıl? Yoksa? Musa, ben bunu takabilirim. Anne, çabuk. Hemen deneyebilir miyim? Ama çok şirin. Kendi saçıma takacağım. Bunun sahibi gelene kadar kendi saçıma takacağım. Oh my god. Anne, çok yakıştı. Nasıl? Harika. Teşekkür ederim. Burada bir şey var ama. Sanırım biberon. Hem de içi su dolu biberon. Açtığımız zaman baloncuklar yapan köpüren biberon. Değilmiş. Evet öyle, ama ıslak bu seçim. Gerçekten ıslak, gel buraya. Ha, o zaman bu bir tıpadır, tıpayı çıkar. Tıpayı çıkartırsam baloncuk yapamam ki. Aa, evet, tıpası. Gördün mü Buse? Wow. Gördün mü? Onu şimdi evet, yapmayacaksın, suya sıkacağız anneciğim. Tamam, ya çok güzel. Üçüncü poşetimin içinden bakalım nasıl bir sürpriz çıkacak. Tahmin edenleriniz var mı? Benim Buse var. Önüne bak, önüne bak Buse. Var mı? Aa. Biraz. Benim de var. Ben buldum. Oh.
sen ben onu tahmin etmemiştim. Ya tam mevsimine uygun değil mi Buse? Bu mevsimde açılabilecek, karşılanabilecek harika. Ne? Kimin saçını tarayacaksan bununla? Yoksa kendisi saçlı mı çıkıyor? Ya Buse, çabuk, beni heyecanlandırma. Çabuk. Daha bir sürü poşetim var. Dördüncü poşetimi açıyorum ve Snow. Aa, 4 çift. Kendi ayakkabısıymış evet. Ama bu pabuçlar da fuzi. Yani kadife kaplı botları var. Kendini çok merak ediyorum. Aa, düşürdüm. Bir toka daha. Ya tokalara doymuyordum. Bunlar benim çok hoşuma gider. Çocukluğumdan beri en sevdiğim toka çeşidi. Sizin sevdiğiniz bir toka modeli var mı arkadaşlar? Saçlarınızı örüp uçlarına kuleler takar mısınız? Benim tokalarım çok güzel öyle değil mi? Hadi dönelim tekrar. Emzik tutacağı çıkmıyor ya Buse'cim bu seriye. O yüzden bayıldım. Bir tavşan geliyor sanki ne dersiniz? Ooo Snow Bunny'nin petsi. Hemen petsinizin standını ayarlayalım. Petsinizin standını takalım. Çok heyecanlıyım. İçinde bir yuvarlak var. Wow! Ne kadar güzel bir petsin sen böyle. Arkadaşlarım petsimizi bu halde saklayabilir miyim? Bir fanusun içine yerleştirmişler çünkü her yeri fluffy. Gerçek bir tüy. Onun üzerini soymayacağım. Hayır Gül abla diye çalık attığınızı duyar gibiyim. O zaman onun üzerindeki fluffy katmanları soyalım. Önce kulaklarından başlayalım. Yoksa bu bir puppy mi? Bu bir köpek mi acaba arkadaşlarım? Küçük, büyük ve son olarak orta fanuslarımı dizip ortaya adeta kristal havası veriyorum. Lol bebekler bence bu seriyle devrim yapmışlar. Fluffy Pets'imin kulakları kaybolmasın diye yapıştırıyorum. Şimdi sırada saçları var. Saçları yeşilmiş. Yapışkanlığını merak ediyorum. Oldukça etkin. Peluşlarımı ıslatmadığım sürece kullanabilirim. Hemen kendime bir yüzük yapıyorum. Şimdi patilerini çıkartalım. Tüylü patileri ne kadar da şirin. Patilerinden kendime parmak süsü yapıyorum. Fluffy Pets'in de çekilişini ister misiniz arkadaşlarım? İsterseniz yılbaşına kadar çekilişlerimiz hızla artsın. Ne dersiniz? Uzun zamandır ara vermiştim. Aa, serçe parmağım boş kaldı. Oraya da hadi gelin. Şu kalın şeride takalım. İnce şeritleri petsimin patilerinden çıkarmıştık. Peki bu kalın petsi nereden bulduk arkadaşlarım? Evet Gül abla bu da çok basit oldu dediğinizde duyar gibiyim. Yoksa kuyruğu gerçekten fluffy mi? Yoksa o taraf onun için mi? Hadi o zaman hep birlikte açalım. Wow. Petsimin beyaz tüylerini kristal fanusun üzerine yapıştıralım. Fluffy petsi soymak çok eğlenceli. Tüm parçaları kaybetmemek için elimden geleni yapacağım. Çünkü benim için çok kıymetli. Diğer petslerime hatta Glitter Globe serisindeki abla lollerime de bu peluşlarla kıyafet tasarlayabilirim. Dışarı çıkacaksam petsim üşümesin diye tekrar giydirebilirim. Bu peluşlar onu oldukça sıcak tutacaktır. Gövde giysi. Şöyle yapıştırıyorum. Şimdi kuyruğu çıkartalım. Tarak neden çıktı arkadaşlarım? Taraklı neresini tarayacaktım? Evet, tüylerini tarayacaktım. Keşke soymadan önce tarasaydım. Kafası kalsın. Birazcık tarayalım. Taranmak onun hoşuna gidecektir. Evet, sevdin mi? Harmon da en çok ensesinin ve boynunun taranmasını seviyor. Hadi gelin hemen deneyelim. Harmon burada uyuyor. Bakın, işte orada. Harmony bize bakıyor. Şimdi Harmony'nin yanına gidip onu bu tarakla tarayacağım. Pes arkadaşın sana. Bak Pets arkadaşın sana tarak getirmiş. Tarayacağım. Dur bebeğim dur. Şuranı taramayı çok seviyorsun öyle değil mi? Bu tarak senin olsun mu Harmony? Şimdi kafasını çıkartıyorum. Ve petsimi daha çok merak ediyorum. Pembe kafalı. Yoksa Sugar'ın petsi mi? Evet bu zor soruyu size soracağım arkadaşlar. Pembe kirazlı pelerin çıktığı için kokoş bir pets olduğunu düşünüyorum. Şöyle yakandaki mama önlüğü gibi duran peluşu da alıyorum. Evet şimdi kuyruğunda sıra. Kuyruğunu da çıkartalım. Yüzünde bir maske varmış. Maskeyi de izin verirsen çıkartmak istiyorum. Ve yüzüne bakım ihtiyacı olan bir bebeğime takıyorum. Ne kadar güzel bir yüzün var. Sanırım sen tiyatro kulübündeki benim en sevdiğim, ismini en sevdiğim ama ismini unuttum arkadaşlarım. Hadi bana hatırlatın. Neydi benim şu tiyatro kulübündeki yüzü beyaz boyalı, mor saçlı bebeğimin ismi? Papime bayıldım bu arada. Bu bir köpekmiş. Tavşan tacı çıktığı için onu Bunny zannetmiştim. Bu bir Snow Dog. Ben ona kış köpeği diyorum. Bebeğimin giysisi yok mu arkadaşlar? Yokmuş. O zaman bir özellik keşfi yapalım. Sonra aksesuarlarını takalım. Bakalım özellik keşfinde renk değiştirme özelliğine sahip misin? Köpeğimin renk değiştirme özelliği yokmuş. Yüzünde var mı? Yüzünde de yokmuş. Peki bebeğim senin ne özelliğin var? Hadi birazcık su iç. Bakalım su içtikten sonra ne yapıyorsun? Hadi göster bize. Çiş yapıyor musun? Seni yaramaz köpekçik seni. Hem ağzından su fışkırtıyorsun yoksa ağzından köpük mü çıkartıyorsun? Birazcık biberonla su alalım. Bu biberonu nasıl kullandığını bilmiyorum arkadaşlarım. Hadi gelin birlikte öğrenelim. İçinde köpük olduğunu biliyorum. Ağzına birazcık köpükten sıkmak istiyorum. Hayır sıkamadım. Ağzı yüzün köpük oldu.
O zaman şu köpükleri yıkayalım. Hadi gel köpük banyosu yapalım. Evet, suyumun rengini de kirletti. Acaba içindeki malzeme nasıl bir şeydi? Asla oyuncaklarımızın içinden çıkan sıvı, katı, işte krem, ruj, oje, işte her neyse arkadaşlarım. Hani böyle plastik olmayıp da dokunduğumuzda hissedebileceğimiz bir madde varsa asla onları koklamıyoruz, tadına bakmıyoruz. Ne kadar oyuncak olsa, çocukların sağlığını düşünerek de yapılmış olsa yine de sağlığımızı tehdit ediyor olabilir. Hadi özelliğini bize bir kez daha göster. Ellerim dondu çünkü. Wow! Köpüklü köpüklü çiş yapıyorsun sen. Üzerini kurutalım. Renk değiştirme özelliğinde zaten yokmuş. Pelerini takalım. Papilerin eminim ablalara da çok yakışacaktır. Hem de ikiz ablalara da giydirebileceğimiz pembe pamuk şekeri renginde iki çift pabucum oldu. Tacımızı da takalım. Tacı takmak için yer de yok. Sanırım bunu ablası için getirdi. Zaten takılmıyor da. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Bu taç bu petse uygun mu sizce? Bence hiç değil. Ancak kulakların arasına sıkıştırarak tacı havada tutabiliyorum. Şimdi petimizi fanusun içine yerleştirelim. Fanusumuzu sabitleyelim. Fanusun arka kapağını kapatalım. Ön tarafını çevirelim. Ve kar küremizi sallayalım. Ve kar küremizi alt üst edelim. Wow, ne kadar güzel bir görüntü ortaya çıktı. En altta abla. Onun üzerinde Petsim var. Takması da çok kolaymış. Ve işte bu da Lilsim. İşte sonunda muradıma erdim. Kardan adamımı tamamladım. Fikirleriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Instagram hesaplarımıza abone olmayı, çekilişimizden haberdar olmak için kanalımızı sık sık ziyaret etmeyi ve videomuza like atmayı unutmayın canlarım. Ve bolca yorum istiyorum sizden. Hepiniz çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın.